Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Modern aritmetik konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Konuya başlarken önemli bir kavramdan söz edelim arkadaşlar. Mod kelimesi, aslında ne diyelim? O modda değilim. Mod kelimesinin karşılığı arkadaşlar, yani Türkçe meali bizim için bölümünden kalan demek. Bölümünden kalan anlamına geliyor. Şimdi A sayısını M'ye böldük. İçinde K var. Kalan da N olsun. Şimdi bunu sağlaması şöyleydi. A eşittir M ile K'yı çarpacağız. N'yi ekleyeceğiz. Fakat bunu şöyle göstersek, yani bir A sayısının M ile bölümünden kalan N olsun. Buradaki A bölünen sayı, N kalan, M de bölen sayı oluyor. Şimdi yani bu şu anlama geliyor. A'nın M ile bölümünden kalan nedir? Örneğin 23'ü 5'e bölerseniz 3 kalır. O halde bunu şöyle gösteririz bakın. 23 denktir 3 mod 5'e göre. Yani 23'ün 5 ile bölümünden kalan 3'tür. O zaman biz şöyle bir şey söylesek uygun düşer mi? Mesela diyelim ki A denktir B'ye mod M'ye göre olsun mesela. Bu gösterimde A sayısının M ile bölümünden kalan B'dir diyeceğiz. Şimdi geri dönüp buradan bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bu çok önemli bir kural öğreneceğiz. Arkadaşlar bölünen sayıdan kalanı çıkarırsanız böldüğünüz şeye tam bölünür. Yani 23'ten 3'ü çıkarırsanız mutlaka 5'in katı bir sayı olacak. Yani 5'e tam bölünecek diyeceğiz. Bunu da kurallaştıracağız şimdi. Birazdan yapacağız bunu. Özellikler kısmına geçmeden kullanacağımız aslında en önemli özelliği ifade edeyim arkadaşlar. Bir A sayısının M ile yani mod M'ye göre bölümünden kalan neyse A'dan neyi çıkarırsanız M'nin katı olur arkadaşlar. Bu çok fazla kullanılıyor. Yani böldüğümüz sayıdan kalanı çıkarırsak böldüğümüz şeyin karesi olur. Şimdi burada bazı özellikler verilmiş. Nedir bunlar? Soru üzerinde görmek lazım tabii ama bir eşitlikte bölünenin ve kalanın kuvvetleri alınabilir. İşte A ve B'nin kalanları A'nın kalanı ne? B'nin kalanı da K ise bunlar toplanırsa kalanlar da toplanır. Çıkarılırsa kalanlar çıkarılır. Çarpılırsa kalanlar çarpılır. Bölünürse kalanlar bölünür. Genelleştiremeyiz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Her iki tarafı bölebiliriz ortak bir sayıya. Bu da bunların modu, daha doğrusu ortak böleni OBB olur moda göre. Bu özelliği çok kullanmayalım. Riskli bir özellik. Soru üzerinde hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, diyor ki yukarıdaki ifadenin 5 ile bölümünden kalan. Şimdi bu kalanı bulabilmek için tabandaki sayıları 5'e böleceğiz. Yani 2009'u 5'e bölersek ne kalır? Son rakamı 9'u böleceğiz. 4. 4'ün karesi. 2008'i 5'e bölersek ne kalır? 3. 3'ün küpü. Bu sayıları bulalım arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 3'ün küpü 27. Bunları da çarpmayalım. Yine kalanlarını kullanalım. 16'yı 5'e böl 1. 27'yi 5'e böl 2. 1 çarpı 2 de 2 olur. Demek ki 5'e bölümünden kalan 2'ymiş diye söyleriz. Demin dediğim özelliği şimdi kullanacağız. Çok önemli. Ekranda görmüş olduğunuz tarzdaki soruları çözmek için kullanacağız. Diyor ki 17-x denktir 2'ye mod 7'ye göre. Bakın 17-x'ten 2'yi çıkarırsanız 7'nin katı olacak. Tekrar ifade edelim bunu. A'yı atıyorum B'ye böldük. Mod M'ye göre olsun. Öyle simgeleyelim. Şöyle bir temiz değil mi? A denktir B'ye mesela mod M'ye göre olsun. Şimdi diyoruz ki A ile B'nin farkı M'nin katı olacak. Soruları böyle çözüyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yani ne anlama geliyor bu? 17 eksi x'ten 2'yi çıkarırsak 7'nin katı olacak. Yani 15 eksi x 7'nin katı olacak. Katı tam katı anlamında kullanıyoruz. X'in alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi
7'nin katı olması için x'e en az ne vermemiz lazım arkadaşlar? X'e 1 versek yerinde bir karar olmuş olur. Bu aşamadan sonra da değer veriyoruz arkadaşlar. Katı olması neler olabilir? İşte orada bize x'in en küçük sayı, en küçük değerini sorabilir. İki basamaklı bir değerini sorabilir. Ne bileyim işte negatif bir değerini sorabilir. Bu kişiye x'e ya da buradaki kata da değer verebiliriz. Bunlardan buluyoruz. Mesela sıfır katı olsa diye başlasak 7'nin katı x 15 olur. İşte bir katı olsa 7 olması için işte efendim 8 olur. 2 katı 14 olması için x 1 olur gibi. X'in en küçük değerini tabii bu haliyle x'e değer vermek daha kolay ama hani kattan da gidip bulabiliyoruz. Bakın soru değeri yüksek güzel bir soruyla devam edeceğiz. Aynı kuralı uygulayarak. M birden büyük bir sayı ve bir de doğal sayı olduğu bilgisi eklenmiş. 123 denktir 3'e mod M. Şimdi biz diyeceğiz ki arkadaşlar bakın şundan şunu çıkarırsak yani 123'ten 3'ü çıkarırsak M'nin katları olacak. Yani 120 eşittir M'nin katları olacak. M'nin katları 120 olacaksa arkadaşlar bu 120'yi bölen sayılar olmak zorunda. Mesela kaç katı olabilir? Bir kat ver 120 olur. 2 kat ver 60 olur. 3 kat ver 40 olur. Bunlar da 120'nin bölenleri. Bunları tek tek yazamayacağımız için arkadaşlar 120'yi bölen kaç tane sayı varsa M'de o kadar değer alır. Bunun için 120'yi çarpanlarına yazacağız. 2'ye bölelim 60, 2'ye bölelim 30, 2'ye bölelim 15, 3'e bölelim 5, 5'e bölelim 1. Yani 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Bunu bölen kaç tane pozitif sayı olduğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar hatırlayın. Üstlerinin bir fazlasını alıp çarpıyorduk. Yani 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 artı 1. Dolayısıyla arkadaşlar 4 çarpı 2 çarpı 2 yani 16 tane 120'yi bölen pozitif sayılar varmış. Fakat sorunun minik de bir tuzağı var. Düşmeyeceğinizi umut ediyorum efendim. Tuzağımız da şu. M birden büyükmüş arkadaşlar. Yani bu 120'nin bölenleri 1, 2, 3 ta 120'ye kadar gidiyor. Böyle 16 tane sayı var. Fakat M birden büyük olduğu için arkadaşlar M1 olamaz. Dolayısıyla bir tane eksik olacak. Yani 15 tane değer alabilir. M doğru cevabımız da D seçeneğinde olur. Şimdi gelelim kalan sorularına. Nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatacağım şimdi size. Diyor ki 17.423 üzeri 54 sayısının birler basamağındaki rakam nedir? Buna başlamadan önce şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane ekstra bir soru yapalım. Mesela diyelim ki 5 üzeri 74 sayısının hatta şöyle başlayalım. Daha hoş olsun. Bunu 3 yapalım. Üzeri 73, 4 sayısının 5 ile bölümünden kalan. Bu tarz sorularda arkadaşlar, üst sorularda 5 ile bölümünden kalan için 3'ün kuvvetlerine bakacağız. 1'i, 0'ı ya da eksi 1'i yakalamaya çalışacağız. Kalan olarak. Çünkü bu sayıların kuvvetini almak kolay. Nasıl oluyor o iş? Şöyle oluyor. 3'ün birinci kuvveti 3. Evet. 5'e bölersek de değeri yine 3 olur. 3'ün karesi 9. 5'e bölersek kalanı 4 olur. 3'ün küpü 27. 5'e bölersek kalan 2 olur. 3'ün dördüncü kuvveti 81. 5'e bölersek kalanı 1 olur. İşte şu an bizim için çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın yakaladık 1'i. Kaçıncı kuvvette kaldık? Dördüncü kuvvette. Şimdi dördüncü kuvvette yakalanınca şunu yapıyoruz arkadaşlar. Aslında bu üstü ifadeyi 3 üzeri 4'e göre düzenliyoruz. 3 üzeri 4'ün kaçıncı kuvveti olabilir? 18 olsa 72 çarpı bir de 3'ün karesi olacak. Şimdi bu 3 üzeri
4 dediğimiz kısım 5'e bölündüğünde 1 kaldığından onun yerine 1 yazıyorum. 1 üzeri 18 çarpı 3'ün karesi yani 9. E 1'in de bütün kuvvetleri 1 olduğu için yazmaya gerek yok 9. 9'u 5'e bölsem ne kalır? 4. Fakat bu işlemi de böyle yapmayacağız arkadaşlar. Pratik olsun diye şöyle yapacağız. Bak. Dördüncü kuvvette yakaladık ya 1'i. 3'ün üstündeki 74'ü her 4 kuvvette bir değerini verdiği için 4'e böleceğiz arkadaşlar. Kaç kere var? 18 kere var diyelim. 72 kalan 2. Bu kalan 2 cevap değil. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bakın 3 üzeri 74'tü sayı. 74'ü 4'e böldüm. 4'te 1'i yakaladığım için. 74'ü 4'e böldüğüm için 74'ü atıyorum. Yerine kalan 2'yi yazıyorum. Yani 3 üzeri 2'ye bakacağım. Mod 5'e göre değer. 3 üzeri 2 kaç? 9. 9 5'e bölündüğünde kaç kalır? 4 kalır. Dolayısıyla kalanımızın da 4 olduğunu söyleyeyim. Şimdi 17.423 üzeri 54. Burada iki tane detay öğreneceğiz. Bu sayının birler basamağındaki rakamı soruyor. Bölünebilme kurallarından hatırlayın. Bir sayının birler basamağındaki rakam demek arkadaşlar o sayının 10 ile bölümünden kalan demek. Sorumuz ne oldu? 10 ile bölümünden kalanı soruyor. Bu bir. İki, bu tabandaki sayının kuvvetlerine bakamayacağımız için önce neye böleceğiz bunu? 10'a mı böleceğiz? 1000, 17.423 arkadaşlar ne yapıyoruz? 10'a bölüyoruz. 10'a bölersek ne kalır arkadaşlar? Kalan 3 olur. Bu tabanın yerine 3 yazıyoruz. Bu aynı şeyi üst için yapamıyoruz. Dikkat edin. Yani 3 üzeri 54'e bakacağız. Neyine bakacağız? 3'ün kuvvetlerine. Biraz önce bakmıştık hatırlarsanız. 3'ün dördüncü kuvveti 81 olur arkadaşlar. Bunu da 10'a bölersek yani mod 10'a göre değeri kaç olur? 81'i 10'a bölersek 1 olur. Bakın dördüncü kuvvetinde 1'i yakaladık. Ne yapıyoruz? 54'ü 4'e bölüyoruz. Kaç kere var? 10. 3 kere var. 52. Kalan 2 oldu. Bu kalan 2 cevap değil. Ne yapıyoruz? Kuvvetin yerine yazıyoruz. Yani 3 üzeri 54'tü. 54'ü silip yerine 2 yazıyoruz. 3 üzeri 2 kaç? 9. Peki 9'u neye bölüyorum? 10'a bölüyorum. 10'a bölersem ne kalır? Yine 9 kalır diye cevabı veriyorum. Mesele böyle değerli arkadaşlar. Mod 10 sorulmuş yine. 1998 üzeri 1999. Arkadaşlar 1998'i önce 10'a böleceğiz. Kaç? 8. Yani biz 8 üzeri 1999 olacağız. Burada bir şey paylaşacağım sizinle arkadaşlar. 8'in kuvvetlerine bakıyoruz. 8 üzeri 1 yani mod 10'a göre değeri 10'la bölümünden kalan 8 olur. 8'in karesi 64 arkadaşlar. Kalanı 4 olur. Şimdi 8'in küpünü bulmak zor olur. Fakat son rakamla ilgileneceğimiz için arkadaşlar bunu şöyle çaprazlayarak yapabiliriz bakın. 8 ile bir önceki kalanı çarpın. Nedir 8 kere 4? 32. Kalan 2. 8'in 4. kuvveti çok büyük bir sayı. Bulmaya gerek yok. 8'i tabandaki 8'i bir önceki sayıyla çarpın. Bir önceki kalanla. 16, 6 olur. 8'in 5. kuvveti arkadaşlar. 6 kere 8 yine bir önceki kalanla çarparsak 48. Yani kalanımız 8 oluyor. Şimdi 8 üzeri 6 yerim kalmadı. Şuradan devam edeyim. 8 üzeri 6, 8'i bir önceki kalan 8 ile çarparsak 4 oluyor. Ve bakın arkadaşlar bu hiçbir zaman bir elde edemeyeceğiniz bir durumdur. Çünkü bu çift sayı 10'a böldüğünüz zaman kalan 1 olmaz. Tek olmaz daha doğrusu. Burada bakın arkadaşlar ne oldu? 5. kuvvetten itibaren tekrar 8'e döndük. Sonra tekrar 4, sonra tekrar 6 diye devam edecek. Bu işte tekrar eden periyotlar kısmını ifade ediyor. 4'te 1 arkadaşlar tekrar edecek bu kalandır. Ne yapacağız o zaman? Üstteki 1999'u arkadaşlar 4'te 1 tekrar ettiği için 4'e böleceğiz. E tabi bölünebilme kurallarını biraz bilmek lazım burada. Şimdi 1999'u 4'e bölmeye gerek yok. 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayın. Son iki basamağını bölmemiz yeterliydi. 4'e böldük. 2 kere var 8, 1, 19'da. 4 kere var 16, kalan 3.
Kalanit cevap değil. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvvetin yerine yazıyoruz. Yani 1999'un yerine 3 yazıyoruz. Burası ne oluyor? 8 üzeri 3. Bunu da bulmana gerek yok. Aşağıda var onun cevabı. Nerede var? 8 üzeri 3'ün kalanı neymiş? Bakın işte burası. 8 üzeri 3'ün kalanı 2'ymiş. Dolayısıyla bu x değeri 2 olacaktır değerli arkadaşlar. Yani özet, ya 1'i yakalayacağız. Hangi kuvvetle yakalıyorsak üstü o sayıya bölüp kalanı üstün yerine yazacağız. Yakalamıyorsak tekrar eden bu kuralı yakalayacağız. Tekrar eden bu kuralı yakalarsak kaçta bir o kural tekrar ediyorsa üstü ona böleceğiz. Kalanı üstün yerine yazacağız. Bir de problemlerimiz var bununla ilgili tekrar eden. Onlara değinelim. Bir hemşire her 5 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu hemşire ilk nöbetini salı günü tutarsa 18. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi arkadaşlar bakın ilk nöbetini salı tutarsa yani birinci nöbetini. Birinci nöbetini salı tutarsa 18. nöbetini tutabilmesi için arkadaşlar 17 nöbet daha tutması lazım. Yani aradaki kadar nöbet tutması lazım. İlkini salı tutmuş. 18 olması için 17 nöbet daha tutacak. Böyle yaklaşacak. Sonra diğer bilgiyi kullanacağız. 5 günde bir nöbet tutuyormuş. 17 nöbet tutacaksa 5 günde bir toplam 85 gün neye denk gelir bu arkadaşlar? Sonrasına denk gelir. Şimdi arkadaşlar gün kavramında günler 7 günde bir tekrar ettiği için mod 7'dir. Yani 85 gün sonra hangi gün olacağını şöyle belirliyoruz. 85'i 7'ye bölüyoruz. Bir kere var 7. 15'te ne var? 2 kere var. 14. Kalan 1. Şimdi kalan neyse arkadaşlar bugünden sonra sayıyoruz. Salı günü tutmuştu. Ondan sonra buradaki kalan neyse onun üstüne sayacağız. Yani salıyı saymayacağız ama. Salıdan sonra bir gün sayacağız. Salıdan sonraki gün de çarşamba günüdür. Dolayısıyla 18. nöbet çarşamba günü tutulur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, bu da son sorumuz gittiği arkadaşlar. Z6, Z5 gibi kavramlar müfredattan çıkarıldı arkadaşlar. Soru değeri yok. Testlerde de karşılaşırsanız. Şunun Z5'teki değeri nedir? Z3'teki değeri nedir gibi onları dikkate almamıza gerek yok. Modla ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.